Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amin. Bugünkü sohbetimiz Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın kısasından insanlığa verilen mesajın başında musibetlere karşı sabırla tahammül etme gerektiğini, Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız olduğunu ve Zaman Hazretleri 2. lemada 5 nükte ile nazara vermiştir. 5 nükteden 4'ünü okuduk. Bugün kısmet olursa son 5. nükteyi okuyacağız. 5. nükte 3 meseledir. 1. mesele asıl musibet ve muzir musibet dine gelen musibettir. Musibet dinleyeden, dini musibetlerden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip, dayanıp, feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildir. Bir kısmı itar-ı rahmanidir. Cenab-ı Allah tarafından itar edilmiştir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına, başkasının tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi bir ihtar birer ikazdır. Ve bir kısmı kefaret-i zünubdur. Günahlara kefaret olur. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan azini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, Cenab-ı Allah'ın bir iltifatıdır, bir tatilidir, bir temizlemedir. Evet. 5. nüktede geçen asıl musibet ve muzir musibet dine gelen musibettir. Musibeti dinleden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Dini musibetleri şöyle sıralayabiliriz. Mesela inkar, Cenab-ı Allah'ı inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek, imanı, İslam'ın şartlarını inkar etmek, velhasıl günah, gaflet, gıybet gibi manevi hastalıklardır. Dini olmayan musibet ise isyan etmeme şartı ile her çeşit dünyevi ve maddi sıkıntılardır. Bu sıkıntılar çok muhteliftirler. Çok, çeşitleri çoktur. Bunlar hastalık olur, deprem olur, sel ve yangın olur, kaza olur, işlerin kesat gitmesi veya iflas etmek olur, akraba ve dost birisinin vefatı olur, ekonomik kriz olur vesaire. Allah dini olamayan maddi musibetleri hem imtihan hem de gaflet ve dalalete gitmekte olan insanları ikaz ve ithar için verir. Şayet insan bu musibetleri iyi değerlendirir ve dersler çıkarabilir ise maddi zarara ve sıkıntıya bedel çok manevi fayda ve kazançlar elde edebilir. Musibetler insanı hem ebedi tehlike olan küfür ve inkar bataklığından kurtarıyor hem de cennete çok büyük sebep ve müfter edilmesine vasıta olur. Bu yüzden görünüşte çirkin ve sıkıntılı da olsa hakikatte güzel ve ferahlatıcıdır. Ve Zaman Hazretleri asıl musibet dine gelen musibettir diyor. Bundan da anlaşılıyor ki dünyaya ve şahsa ait musibet ve hastalıklar hakikat noktasında musibet değildir. Bazen de ilahi bir ihsan ve ikram hükmünde olur. Çünkü musibetler insana günahlarını temizlemek ve sevap kazandırmak için bir nimet hükmündedir. Dini musibet ahiretimizi tamir değil, tahrip eder
Çünkü akıl ve kalplerdeki şüpheler insanın imanı tehdit etmektedir. Ama maddi hastalıklara sabır gösterenler için o ibadet büyük bir manevi kazanç kaynağı olur. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere müceddit ve müştehitlerin çektiği sıkıntıların tümü zahiren şahıslarına gelmiş gibi görünse bile hakikatte İslam'a, imana gelen musibetlerdir. İslami ve imani hakikatlerin doğru anlaşılmasına ve yayılmasına engel teşkil eden her türlü fikir, eylem ve saldırı birer musibettir. Radyo, televizyon veya gazete gibi iletişim araçlarıyla İslam'ın özünü zedeleyen her fikir musibet olduğu gibi insanları İslam'dan uzaklaştıran her film, görüntü ve faaliyet de birer musibettir. Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Günaha giden yolların çoğalması bir musibettir. Müslümanların İslam'ı tam temsil edememesi hakiki bir musibettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yeterince insanlık tarafından anlaşılmaması gerçek bir musibettir. Kısacası insanları Allah ve ahiret inancından alıkoyan her şey asıl musibettir ve hakeza. Musibet ve belaların bir kısmının vazifesi günahkarları, ikaz ve gafil insanları ihtar etmekle uyandırmaktır. Bir kısmı ise günahkar ve hatalı insanların günahlarının silmesine ve affına sebeptir. Bir kısmı da takva sahibi ama gaflete dayanmış insanların azini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanın nisyana yani unutmaya ve gaflete yatkınlığı malumdur. Bela ve musibetler zaman zaman insana ölüm, ahiret, hesap ve Allah gerçeğini ikaz ve ihtar ediyor. Dünyevi musibetler ve sıkıntılar duanın vaktidirler. Bizim dua etmemizi ihtar eden sayıklar hükmündedirler. Tıpkı akşam vaktinin akşam namazına alem işaret ve sembol olması gibi. İnsan her işinde daima Allah rızasını gözetmelidir. Bu niyete başka şeyler sızarsa ibadetin ruhunu kaçırır ve bozar. Diğer dünyevi hikmet ve faydalar ise ibadete şevki ve gayreti artırmak için vasıta olarak kullanılabilir. Bir şeyin hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hükmü geçerli kılan hikmet değil. İllettir. Sebep. Hükmün illeti yani varlık sebebi ise Allah ve Resulü'nün emridir. Hikmet olmasa da hüküm bakidir. Hikmet sadece o emrin susu ya da dünyevi meyveleri hükmündedirler. İşte bütün farz ve sünnetlerin illeti yani hakiki sebebi emri ilahidir. Bir Müslüman namazı bedene faydalı olduğu için kılsa o namaz batıl olur. Hem yağmur yağdırılsın diye dua edilmez. Yağmursuzluk duanın vaktidir ama dua ve niyaz neticesinde Allah lütfundan rahmet yağdırırsa bu da şükür ister. Hastalık ve musibetlere maruz kalan kişi acizini anlar. Rabbine iltica eder, daha ziyade dua ve niyaza bulunur. Zaten hastalık ve musibetlerin hikmeti de budur. Hastalık ve musibet devam ettiği sürede daima dua etmek lazımdır. Allah ne zaman şifa verirse, musibeti ne zaman kaldırırsa vakit bitmiş demektir. Burada asıl olan insanın hastalık vesilesiyle arzını anlayıp İnsanın zayıf olduğunu anlayıp onun şifa dergahına müracaat etmesidir. Allah'ın razı olduğu mana bu olduğu gibi ibadetin özü ve kurulun esası da budur.
Ve Zaman Hazretleri insanın arzi ve fakri için arz-ı mutlak ve fakri mutlak tabirlerini kullanır. İnsan acizdir. Aciz olduğu gibi fakirdir. Her şeye ihtiyacı vardır. Mutlak yani kendisine bir sınır çizilemeyen az ve fakir. İnsan göze de muhtaçtır. Ele de aşağı, ayağa da muhtacı vardır. Ve bunların hiçbirine de yapacak gücü sahip değildir. Evet. İnsan göze de muhtaçtır, ele de, ayağa da ve bunların hiçbirini de yapacak güce sahip değildir. Muhtaç olduğumuz şeyler fakrımızı, fakir olduğumuzu, onları yapmaya güç yetiremeyeceğimiz ise arzımızı ilan eder. Netice olarak Allah insanın fıtratına her bir isim ve sıfatı anlayıp tartacak manevi cihazlar ve duygular koymuştur. Bu duygular da hastalık, bela, musibet, eza ve cefalarla harekete geçer ve insanı kemale erdirir. İkinci lemha Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın kısası ve duası hakkında 5 noktayı okuyup ve kısaca özetlemiş olduk. Kısmet olursa bu yaz dönemi köyde kalmayı düşünüyoruz. Fırsat buldukça zaman zaman Risale-i Nur'dan sohbetlerimiz devam edecek. Allah'a emanet olunuz. Thank you.